Kristal grafiğinde belirlediğimiz şablon durumunda 12-15 bölgesi yarı yarıya stop bölgemizdi. Bu bölgenin altına geçiş yaptıktan sonra tekrar bir tepkisel hareketle beraber bu hafta için 12-15 bölgesine yakın bir kapanışla haftayı kapattığını görüyoruz ve 12-15 bölgesi üzerine geçiş sağlayarak yapacağı kapanışlarla beraber tekrar yukarı yükselişleri devam ettirme ihtimalini artıracı ara direnç bölgesi olan 13.95 bölgesine kadar bu tepkisel hareketi devam ettirebilir. 13.95 üzerinde yapacağı kapanışlarla beraber yukarı yükselişlerin devam etme ihtimalini arttırarak bir önceki yapmış olduğu zirve bölgesi olan 18.45 bölgesi hedef bölgemize kadar da bu yükselişleri devam etme ihtimalini ara direnç bölgesi ve yapmış olduğu kısa zirve bölgesi olan 15 bölgesi üzerinde yapacağı kapanışlarla beraber devam ettirme ihtimalini arttırarak 18 bölgesine kadar sürdürebilir ve 18 bölgesi üzerinde yapacağı kapanışlarla beraber 20 ve kanal bölgesinin üst noktası olan 22-50 bölgesine kadar da devam etme ihtimalini gerçekleştirebilir. 12-15 bölgesindeki yarı yarıya stop bölgemiz üzerine çıkış yaparak kalıcı kapanışlar oluştuktan sonra yukarı yükselişlerin devam etme ihtimalini arttırabilir. Bu bölge üzerine çıkışlar olmadan tekrar geri dönüş ihtimallerinde ara destek bölgesi olarak takip edeceğimiz 11-15 ve kesin stop bölgesi olarak takip edeceğimiz 9-95 bölgeleri en önemli destek noktalarımızı oluşturuyor. Bu bölgeler altına geçişler olmadığı sürece de başlatmış olduğu tepkisel hareketi yukarı yükselişlerin devam etme ihtimalini artırarak sürdürebilir. Penguin grafiğinde belirlediğimiz şablon durumunda 635 bölgesindeki yarı yarıya stop bölgemizin üzerine çıkarak başlatmış olduğu tepkisi hareketi ara direnç bölgesi olan 6.95 bölgesine kadar devam ettirdiğini ve üzerinde kapanışla haftayı kapatmayı sağladığını görüyoruz. Bu durumda yakın hedef bölgemiz olan 7.50 bölgesine kadar bu tepkisi hareketi devam ettirebilir ve 7.50 üzerine çıkışlarda sağlanırsa şablon bölgesinin üst noktası olan 8.10 bölgesine kadar da devam etme ihtimalini oluşturabilir şayet 8-10 bölgesi üzerine geçişler oluşursa yukarı yükselişlerin devam etme ihtimalini arttıracağı 9 bölgesine kadar da gerçekleşme ihtimali oluşur ve 9 bölgesi üzerinde yapacağı kapanışlarla beraber de yukarı yükselişlerin devam etme ihtimalini artıran bir şablon durumu gerçekleşebilir. 750 bölgesindeki yakın hedef bölgemizin üzerine çıkışları olmadan tekrar geri çekilme güç kazanma durumları oluşursa 635 bölgesi yarı yarıya stop noktamız ve 6 bölgesi de kesin stop noktası olarak takip edeceğimiz en önemli destek noktalarımız. 6 bölgesi altına düşüşler olmadığı sürece yukarı yükselişlerin devam etme ihtimali daha yüksek olarak gözüküyor. Fakat 6 bölgesi altına geçişler oluşursa mutlaka kesin stop olarak değerlendirmemiz gerekiyor. Geri çekilme güç kazanma durumlarının alt destek bölgelerine devam etme ihtimali gerçekleşebilir. Petrum grafiğinde şablon durumunda belirlediğimiz 70-90 bölgesindeki yarı yarıya stop bölgemizin üstüne çıkış sağlayarak ara direnç bölgesi olan 76-50 bölgesine kadar devam ettirdiğini görüyoruz ve 76-50 üzerinde yapacağı kapanışlarla beraber de yakın edep bölgemiz olan 80 bölgesine kadar devam ettirebilir. 80 bölgesi üzerine geçişlerden sonra da yukarı yükselişlerin devam etme ihtimalini çoğaltarak şablon bölgesinin üst noktası olan 85 bölgesine kadar da gerçekleştirme ihtimali oluşabilir. 85 bölgesi üzerine çıkışlar sağlanırsa yapmış olduğu zirve bölgesi olan 95 bölgesi ve 100 hedefini de gerçekleştirme ihtimali oluşabilir. Geri çekilme güç kazanma durumlarında 70-90 bölgesi yarı yarıya stop bölgesi olarak takip edeceğimiz yakın destek bölgemiz ve o bölge altına geçişlerden sonra da 65 bölgesi kesin stop noktamız. O bölgenin altına geçişler oluşmadığı sürece yukarı yükselişleri 80 üzerine taşıma ihtimalini devam ettirebilir ve 80 üzerinde de daha yukarı hedeflere devam etme ihtimalini artırabilir. Perin su grafiğinde şablon durumunda belirlediğimiz 15 bölgesindeki hedef noktamızın üzerine çıkış sağlayarak kapanışları oluşturduğunu görüyoruz ve ikinci hedef bölgemiz olarak 17.50 bölgesini yakın hedef olarak takip edebiliriz. 15 bölgesi üzerinde kapanışları devam ettirdiği sürece 17.50 ve 20 bölgesi hedef konumuna gelmiş oldu. Bu tepkisi hareketi devam ettirerek 17.50 hedefini gerçekleştirdikten sonra 20 bölgesine kadar da devam etme ihtimalini oluşturabilir. Şu an için ara direnç bölgesi olan 15.85 üzerinde kapanışları devam ettirdiği sürece bir sonraki direnç noktası olarak takip edeceğimiz bölge 16.65 bölgesi olarak gözüküyor. 16.65 bölgesi geçilirse 17.50 hedefini gerçekleştirme ihtimalini oluşturup daha üst bölgedeki hedeflere yönelme ihtimalini çoğaltan bir şablon durumu oluşabilir. Geri çekilme güç kazanma durumlarında 14.40 bölgesi yarı yarıya stop noktası olarak en yakın ve en önemli destek noktamız oluşturuyor. Bir sonraki destek noktası 13.55 ve kesin stop noktamız. Bu bölgelerin altına geçişler oluşmadığı sürece yukarı yükselişlerin devam etme olasılığı daha yüksek olarak gözüküyor. Fakat 13.55 bölgesi altına geçişler meydana gelirse de mutlaka kesin stop olmamız gerekiyor. Kat gıda grafiğinde belirlediğimiz şablon durumunda 32 bölgesindeki yarı yarıya stop noktamızın üzerine tekrar bir tepkisi hareket başlatıp o bölge üzerinde kapanışla haftayı kapattığını görüyoruz. Ve bir sonraki direnç noktası da 33.50 bölgesi gözükür. 33.50 bölgesi geçilirse yukarı tepkisi hareketleri devam etme ihtimalini sürdürerek daha sonraki direnç noktası olan ve önemli direnç bölgemiz olan 36 bölgesine kadar devam etme ihtimalini gerçekleştirecek. 36 bölgesi üzerinde kapanışlar oluşursa 40 hedef bölgemize kadar da bu tepkisel hareketi devam etme ihtimalini gerçekleştirebilir. 40 bölgesi üzerine geçişler olmadığı sürece daha yukarıya devam etme ihtimali gerçekleşmeyeceği için o bölgelerden tekrar geri dönüş ve güç kazanma durumları oluşursa da önemli destek noktalarımız olan 30 bölgesinin altına düşmediği sürece tekrar yukarı yükselişleri devam etme ihtimalini sürdüreceği bir şablon durumu olarak takip edebiliriz. Fakat 30 bölgesi kesin stop noktamız olduğu için o bölgenin altına geçişlerde mutlaka kesin stop durumunu değerlendirip alt destek bölgelerden lot kapatma işlemleri olarak takip edebiliriz. kaç grafiğinde şamlon durumunda belirlediğimiz 7.25 bölgesindeki yarı yarıya stop bölgemizin üzerine tekrar bir tepkisel hareket başlatmış ve ara direnç bölgesini test ettiğini görüyoruz. 7.85 bölgesi bu bölge üzerine geçişler sağlanabilirse tepkisel hareketi yukarı yükselişleri devam ettirebileceği 9 bölgesine kadar taşıma ihtimali oluşturacak ve 9 bölgesi üzerine geçişler oluşursa tekrar yukarı yükselişlerin devam edebileceği en önemli bölgeye kadar. 11 bölgesine kadar da devam ettirme ihtimalini oluşturabilir. 11 bölgesi üzerine çıkışlar olmadığı sürece daha yukarı yükselişlerin devam etme ihtimali şu an için gözükmüyor ve bu bölgede güç kazanma durumunu devam ettirme ihtimalini oluşturacağı bir tepkisi hareketi başlatıp 6.25 bölgesindeki kesin stop noktamızdan başlatmış olduğu tepkisi hareketi yukarıdaki en önemli direnç noktası olan 11 bölgesine kadar devam ettirme ihtimalini gerçekleştirip gerçekleştirmeyeceğini takip etmemiz gerekiyor. Ve bu başlatmış olduğu tepkisel hareketi şayet 10 bölgesi üzerine taşıyarak kalıcı kapanışlara gerçekleştirirse yukarı yükselişlerin devam etme ihtimalini oluşturacak bir şablon durumuna dönüşebilir. Başlatmış olduğu tepkisel hareketi geri çekilme güç kazanma durumlarında önemli destek bölgemiz artık yarı yarıya stop bölgesi olan 7 bölgesinin altına geçişler oluşmadığı sürece yukarı yukarıya devam etme ihtimalini çoğaltarak sürdürebilir. 7 bölgesi altına geçişlerde de 6.25 bölgesi kesin stop noktamız ve 6.25 bölgesi altına geçişler olmadığı sürece de yukarı yükselişlerin devam etme ihtimalini sürdüreceği tepkisi hareketi başlatmış oldu.